Merhaba ben Enes. Bugün Anker Liberty 4 NC model kulak üstü kulaklık. Tam kablosuz kulaklığın incelemesiyle birlikteyiz. Bu kulaklıkta kişiselleştirilmiş test, uyarlanabilir, aktif gürültü engelleme özelliği, çift cihaz bağlantısı, kızılötesi algılama, oyun modu, kablosuz şarj, Hi-Res, yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve LDAC kodek desteğiyle birlikte geliyor. Yani karşımızda özellikleriyle dolu dolu bir kulaklık bulunuyor. Bakalım artısıyla ve eksisiyle nasıl bir deneyim sunuyor? İncelemeye başlayalım. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 40.000 kişi olmamıza az kaldı. Gerçekten indirime girmiş ürünleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. Buraya ve açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Kulaklık bu şekilde sert bir kutu ile birlikte geliyor. Kısaca kutu üzerinde özellikleri belirtilmiş. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi, 3 farklı boyda kulak silikonu, kullanım kılavuzu ve Type-C şarj kablosu geliyor. Kulaklığın 5 farklı renk seçeneği birlikte alabiliyorsunuz. Çok hoş renklerle birlikte geliyor kulaklık. Ben burada buz mavisini tercih ettim. Tam olarak ortalama bir kutu boyutu mevcut. Alt kısmında Type-C şarj girişi bulunuyor. Daha önce yine incelemesini yaptım. VP10 modeline tasarım açısından oldukça benziyor kutusu. Şöyle tek elle açabiliyorsunuz kapağı. Yine şuradaki düğmeye bastığınız zaman şöyle kapak direkt otomatikman atıyor kendini. Bir miktar sert atıyor gibi, ancak şurada stop noktası da var. Böyle bence elle açmak daha uygun. Görebildiğiniz gibi tam olarak şöyle iç kısımlarda ışıklar konumlandırılmış. Böyle karanlıkta uzaktan baktığınız zaman hoş bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Yine şu kısımdan kullanım kılavuzunu gördüğünüz gibi bu kutunun şarjını takip edebiliyoruz. Kulaklıkların mıknatısları epey kuvvetli. Şöyle yaklaştırdığınız zaman direkt gördüğünüz gibi tık diye yakalıyor kulaklıkları. Yine burada daha önce incelemesini yaptığımız Liberty 4 düz modeliyle bir kıyasladığımız zaman bu şekilde açılıyordu. Bu ise böyle açılıyor tam olarak. Kutu tasarımları tamamıyla değişmiş. Boyut olarak oldukça benzerler. Yine bunda da ışıklar bulunuyordu gördüğünüz gibi. Yine buradaki düğmeye basılı tutarak kulaklıklara reset atabiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği de mevcut bu arada kutunun. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman şu kısımlarda dokunmatik alanlar bulunuyor. Yine alt kısımlarda, üst kısımlarda ve iç kısımda da üçer üçer olmak üzere 6 adet mikrofon konumlandırılmış. Tam olarak kulağa giren kısım ergonomik yapıda, şöyle sürücü perdelerine de baktığımız zaman oldukça geniş olduğunu görüyorsunuz. Yani burada özel bir silikon kullanılmış. Düz modeliyle kıyasladığımız zaman bir miktar daha iri olduğunu görebiliyorsunuz. Tam olarak ortalama, belki de böyle ortalamadan bir tık daha büyük denebilir kulaklık. Ancak burada kulağa giren kısım, yani şu çizginin sol tarafına göre sağ tarafında biraz daha ağırlık verildiği için, yani kulaktaki duruş açısından benim kulağım tam olarak ortalama, belki de bir tık daha küçük denebilir. Benim kulağımı rahat bir şekilde oldu kulaklık. Bu arada kapakta sensör bulunuyor. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman telefonla görebildiğiniz gibi hızlı bir şekilde eşleşiyorlar. Hem kulaklıklar hem de kutu malzeme kalitesi açısından başarılı denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor kulaklık. IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Batarya performansı açısından fabrika verilerinde 10 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben kulaklığı son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini açarak bir test yaptığım zaman 9 saat 17 dakika boyunca müzik çalabildi. Bu bence oldukça iyi bir değer. Yine kutuyla birlikte de toplamda kulaklığı 50 saat boyunca kullanabiliyoruz. Hem kutuyla birlikte kullanım süresi hem de tek kullanım süresi gayet tatmin edici denebilir. Yine kulaklıkları 10 dakika kutuda beklettiğimiz zaman 4 saate yakın kullanım süresi vadeden hızlı şarj özelliği de mevcut. Yine ekstra olarak eşleştirmeyi daha hızlı ve kolay hale getiren, Android cihazlarda bulunan Fast Pair olarak geçen Google hızlı eşleşme özelliği de bu modelde bulunuyor. Kullanım rahatlığı ve konfor açısından kulaklıklar ergonomik yapıda olduğu için kulağa iyi bir şekilde oturuyorlar. Yani yalıtım performansı açısından da ortalama denebilir. Yani kulaktaki duruş konforu açısından uzun saatler boyunca kulakta durduğu zaman ekstra bariz bir ağrı oluşturmuyor. Kulakta sağlam durduğu için de herhangi bir şekilde bir düşme veya gevşeme durumu olmadı. Bluetooth 5.3 ile birlikte herhangi bir şekilde seste gidip gelme veya bir parazit durumu gözlemlemedim. Yine çekim performansı açısından da seste gidip gelme olmadı. Yine dip ses durumu da bu kulaklıkta mevcut değil. Evet, şu an kulaklık hem MacBook Air'e bağlı görebildiğiniz gibi hem de Android bir telefona bağlı aynı anda. Şimdi buradan videoyu oynatıyorum. Dur. Evet, şu an gördüğünüz gibi MacBook'tan ses geliyor. Burayı durdurup buraya bastığım zaman gördüğünüz gibi ses buraya geçti şu an. Burayı durdurup tekrar buraya bastığım zaman
2-3 saniyelik bir gecikme ile birlikte çift cihaz desteğini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bu modelde kızılötesi algılama özelliği de bulunuyor. Yani kulaklığı çıkardığımız zaman çalan parça duruyor. Taktığımız zaman tekrar başlıyor. Bunu uygulaması üzerinden de açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, merak edilen kulaklığın ses performansı kısmına geldiğimiz zaman Anker Liberty 4 NC modeli son ses seviyesi olarak oldukça yüksek diyebilirim. Yani son ses seviyesi yüksek bir beklentiniz varsa eğer burada sizi kesinlikle tatmin edecektir. İlk kulağıma taktığım zaman basların gücünü hissettim. Derin ve vurucu basları var. Aynı zamanda erkek ve kadın vokalleri de iyi bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Yine tiz sesler de altta kalmıyorlar. Bu tiz sesler net ve ayrıntılı ama sert ve keskin değiller. Uygulaması üzerinden yine kendi istediğiniz gibi equalizer'ınıza göre, kişisel zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani equalizer tepkisi de gayet başarılı denebilir. Sahne genişliği açısından da geniş bir sahneden müzik dinleme hissiyatı uyandırıyor. Enstrüman ayrımı ve ses çözünürlüğü olarak da tatmin edici diyebilirim. Yine yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren LDAC kodek desteği ve Hi-Res ses sertifikası da mevcut bu kulaklıkta. Şimdi burada daha önce incelemesini gerçekleştirdiğim 4 modeliyle NC modelinin ses performansının kıyaslamasını da sorabilirsiniz. Burada aralarında fiyat farkı da bulunuyor iki kulaklığın, ancak ben yine de ses performanslarında kıyaslamak istiyorum. NC modelinde 11 mm'lik dinamik driver'lar kullanılırken 4 modelinde 9 mm ve 6 mm olmak üzere çift dinamik driver bulunuyor. NC modelinde daha güçlü ve daha derin basları mevcut. 4 modelinde ise biraz daha temiz ve net ses veriyor. Yani tizlerdeki ayrıntı açısından biraz daha ayrıntılı. Son ses seviyesi olarak NC modeli daha yüksek. Enstrüman ayrımları benzer, akustik başarım açısından burada 4 modeli pop, rap tarzı şarkılarda daha derin ve vurucu basları ile birlikte NC modeli biraz daha öne çıkıyor denebilir. Yine her iki modelde de detaylı bir şekilde size özel kişiselleştirilmiş equalizer'ı yapabiliyorsunuz. Yine ekstra uygulaması üzerindeki equalizer'larını kendi müzik zevkinize göre özelleştirerek kullanabilirsiniz. 4 modelinde special audio özelliği mevcuttu. Yani uzamsal ses özelliği ile birlikte kafamızı hareket ettirdiğimiz zaman takip eden bir 3 boyutlu ses dinleme deneyimi sunuyordu. NC modelinde ise 3D surround ses özelliği bulunuyor. Bu da buna benzer bir deneyim sunuyor. 4 modeline göre tek farkı kafa hareketlerini takip etmiyor. İki model arasındaki en belirleyici fark ise 4 modelinde bir nabız sensörü mevcut. Bu sayede kalp atış hızınızı takip ediyor. Stres seviyenizi takip edebiliyor. Yine jiroskop sayesinde duruş bozukluğunuzu algılayabiliyor. Genel olarak burada iki kulaklıkta fiyatına göre başarılı özellikler sunuyorlar. Yani burada bütçenize göre ve sizin için hangi özellikler önemli olduğuna göre ikisinden birini seçtiğinizde mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Yine burada bence bu kulaklığın en önemli artılarından birisi sizin kendi işitme hassasiyetinize göre bir equalizer belirlemesi ve bu gerçekten çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada görebildiğiniz gibi kulaklık size özel testler yapıyor ve size özel bir equalizer ayarı çıkartıyor. Bunu mutlaka kullanmanızı öneririm. Yine ekstra olarak özelleştirebilir equalizer'ı kullanmazsanız da burada 22 adet hazır equalizer modu mevcut. Bunlardan da istediğinizi seçebilirsiniz. Yani burada NC modeli verdiğiniz paranın hakkını veren, kişisel zevkinize göre özelleştirebildiğiniz, keyifle müzik dinleyebileceğiniz bir ses kalitesi sunuyor. Bu modelin bence en öne çıkan özelliklerinden birisi aktif gürültü engelleme performansı. Bu arada aktif gürültü engelleme özelliği nedir veya ANC nedir? Bu gürültü engelleme özelliklerinle alakalı buradaki videomda detaylı bir şekilde anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Aktif gürültü engelleme açısından %98.5'lik gelen gürültüleri engelleyebildiği belirtilmiş kulaklığın. Ben aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak buradaki videomda test gerçekleştiriyorum. Bu kulaklıkta neredeyse son kademe olan 15. kademeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Burada uygulaması üzerinden aktif gürültü engelleme kısmına geldiğimiz zaman görebildiğiniz gibi burada 3 farklı seçenek sunuluyor bize. Aktif gürültü engelleme özelliği, yani bulunduğunuz ortama göre kendisi çevreyi 2 saniye boyunca dinleyerek, şuradan da bakın, bunu açtığınız zaman çevreyi 2 saniye boyunca dinleyerek kulaklık çevre gürültüsüne göre kendisini ayarlıyor. Ekstra buradan kendiniz 5 kademeli olarak aktif gürültü engelleme özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yine ekstra olarak bir ulaşım aracındaysanız uçak, otobüs, tren veya metro gibi buradan da kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunlar arasındaki bence tercih açısından bulunduğunuz ortama göre tek tek kontrol edin. Burada bunların hangisini kullanmam gerekiyor diye soracak olursanız, yani kendiniz burada bulunduğunuz ortama göre farklı modlar seçebilirsiniz. Ben burada adaptif kısmını beğendiğimi söyleyebilirim. Yani kendisi güzel bir şekilde ortamı tanıyarak en iyi aktif gürültü engelleme performansını sunuyor.
Ben burada kulaklığın aktif gürültü engelleme performansını özellikle fiyat bandına göre çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yine burada transparan mod kısmı mevcut. Burada da iki farklı mod bulunuyor. Tam transparan ve sadece insan sesine odaklanan kısım. Yine burada transparan mod kısmında da rahat bir şekilde yanınıza gelen kişiyle kulaklığı çıkarmadan görüşebiliyorsunuz. Mikrofonlar tersine bir şekilde çalışıyor. Yine yolda yürüyüş yaparken de çevreden gelebilecek gürültüleri duymak istiyorsanız bu mod o açıdan kullanışlı oluyor. Yine burada rüzgar engelleme kısmında da rüzgarı bir miktar engellediğini söyleyebilirim. Yani yoğun bir rüzgar varsa bunu engelleyemiyor ancak bir miktar engelliyor. Uygulaması demişken uygulamasına da detaylı bir şekilde yakından bakalım. Burada kutunun şarjını ve kulaklığının şarjını takip edebiliyoruz. Aktif gürültü engelleme özelliği transparan mod arasında burada geçiş yapıyoruz. Yine ayarları da mevcut burada. Yine burada ses kalitesi kısmında anlattığım detaylı bir şekilde ses özelliklerini açıp kapatabilirsiniz. 3D özelliği burada kendi kişiselleştirilmiş ses kimliğiniz. Yine 22 adet hazır equalizer modu arasında seçim yapabiliyorsunuz. Burada ise kulaklığın son ses seviyesini limitleyebiliyorsunuz. Yüksek son ses seviyesinde kullanmak istemiyorsanız eğer burada bunu limitleyebilirsiniz. Yine burada kontrol kısmına bastığımız zaman kulaklığın sağ ve sol kulaklıklarını istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Üzerine bastığınız zaman tek tek burada kontrollerini özelleştirme imkanı sunulmuş. Yine buradaki ayarlar kısmına bastığımız zaman kulaklığı çıkardığımız zaman tek dokunma iptal edilsin gibi bir özellik bulunuyor. Bu da güzel olmuş. Daha önce bir modelde görmemiştim açıkçası. Yani kulaklığın diyelim kulaktayken tek dokunma çalışırken çıkardığınız zaman tek dokunma çalışmıyor. Bu da yanlış basmanın önüne geçiyor. Yani kontrol açısından ufak dokunmaları da algılıyor ve dokunduğunuz zaman da ses çıkartıyor. Bence kontrol açısından gayet tatmin edici olmuş. Yine buradan ayarlar kısmına bastığımız zaman kızılötesi algılama özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Burada ise kulaklıklarda silikonlarda bir ses kaçağı varsa bunu kendisi optimize edebiliyor. Yine burada kulaklığın sesle alakalı olan geri bildirimlerini özelleştirebiliyorsunuz. Çift cihaz desteğini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan kulaklıkların silikonlarının uyum testini yapabiliyorsunuz. Yine burada otomatik belli bir süre sonra kapanma özelliği kulaklıkları bul. Bu kulaklıklar bağlı olduğu zaman gördüğünüz gibi bu şekilde tiz bir ses çıkartıyor. Yazılım güncellemesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulaması gerçekten çok detaylı ve özelleştirilebilir olmuş. Tek eleştirim artık bir Türkçe dil desteğinin gelmesi. Buradan da Anker yetkililerine bu ricamızı iletelim. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Anker Liberty 4 NC model kulaküstü kulaklıktan duyuyorsunuz. Bu ricamızı iletelim. Şimdi ise burada gördüğünüz arka plan gürültüsü açtım. Şu an sesimi buradaki Rode yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Böyle bir gürültü var şu an ortamda. Şimdi NC modeline geçtim. Bu tarz gürültülü bir ortamda sesimi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Şöyle görebildiğiniz gibi NC modeli iPhone 15 modeline bağlı. Xiaomi Mi 9T telefonunu arıyorum ve 3. parti bir uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. İnsan kalabalığı olan bir ortamda görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek kulaklık. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet şu an hiçbir şartı değiştirmeden düz Liberty 4 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi Anker Soundcore Liberty 4 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Evet, şu an sesimi Anker Liberty 4 NC model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Yol kenarında yürüyüş yaparken telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Yan kısmından araçlar geçiyor gördüğünüz gibi. Sesime odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi düz modele doğru geçiş yapalım. Evet şimdi ise düz 4 modeline geçtim. Mikrofon performansı olarak bir farklılık oluştu mu? Aynı ortamda ve aynı şartlarda şu an 4 modelinden duyuyorsunuz sesimi. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım.
Mikrofon performansına geldiğimiz zaman 6 adet mikrofon bulunuyor. Yapay zeka desteğiyle birlikte arka plan gürültüsünün giderildiği belirtilmiş. 4 modeline göre bir miktar daha bana geriden geliyormuş gibi geldi. Yine gürültüyü engelleyerek sesimizi karşı tarafa aktarabiliyor. Yani mikrofon performansını ben bir tık daha iyi olmasını beklerdim. Yani yine de gürültülü yerlerde de görüşme yapabilecek seviyede bir mikrofon performansı sunuyor. Evet, gecikme kısmına geldiğimiz zaman milisaniye açısından bir test yaptığım zaman burada oyun modu açık ve kapalı sonuçları görüyorsunuz. iPhone telefonda oyun modunu açıp kapatırken net bir şekilde gecikmenin düştüğünü fark etmiştim. Yani burada test ettiğim telefondan kaynaklı olarak sonuçlar benzer çıkmış olabilir. Ancak oyun modu genel olarak işlevini yerine getiriyor. Yani diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer şekilde gecikme performansını düşürüyor. Burada tek eleştirim oyun modunu açıp kapatırken illaki uygulaması üzerinden açıp kapatmanız gerekiyor. Kontrol kısmında oyun modunu özelleştir kısmını eklememişler. Bu da yazılım güncellemesiyle birlikte düzeltilebilir. Yine günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak bu kulaklıkta özellikle aktif gürültü engelleme performansını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yine çift cihaz desteği, kızılötesi algılaması, oyun modu, kablosuz şarjı özelleştirilebilir. Kişisel ses deneyimiyle birlikte beğendiğim bir model oldu. Yani eksi olarak söyleyebileceğim belki burada tek oyun modunun kontrollere eklenmesi olur. O da illaki bir eksi bulmak gerekirse. Kulaklıklarda verdiğiniz paraya göre her zaman karşılığını alamıyorsunuz. Ancak bu model verdiğiniz paraya göre gerçekten dolu dolu özellikler sunan bir model olmuş. Yani burada verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir model diyebilirim bu model için. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.